Dostlarım, Atatürk devrinde Türkiye ekonomisi gerçekten altın çağ dönemini mi yaşıyordu? Kimilerine göre o tarihlerde Mustafa Kemal onlarca fabrika kurmuş, Türk ekonomisi zirveyi görmüştü. Hiç borç almamış, Osmanlı'nın bütün borçlarını ödemişti. Hatta bir Türk lirası 10 dolar ediyordu. Ancak gerçek tarihin birilerinin hayalinde yazdığı bu saçmalıklarla hiçbir şekilde alakası yoktur. Nitekim Atatürk döneminde kötü ekonomi sebebiyle memurlar düzenli aylık dahi alamıyorlardı. Tarihler 1929 yılını gösterdiğinde Atatürk imzalı birkaç kararname resmi gazetede yayınlanmıştı. İlgili kararnamelere göre bir eğitim müdürünün aylık 40 lirayla atandığı açıkça görülmektedir. Mesela tarihler 1930 yılını gösterdiğinde milletvekillerinin yıllık maaşının 6000 lira, aylık ise 500 lira olduğuna dair resmi gazetede 1613 sayılı kanun yayınlanmıştı. Yani bir öğretmenin bırakın milletvekillerinin vekilinden çok aylık almasını, bir eğitim müdürü bile Mustafa Kemal döneminde 40 lira aylık alıyordu. Yani bir milletvekili o dönem bir eğitim müdüründen 12,5 kat fazla aylık alıyordu. O dönemlerde bir memur maaşı ne kadardı diye soracak olursanız yine resmi gazeteye göz atmanız yeterlidir. 4222 sayılı resmi gazetede ortalama bir memur maaşının aylık 20 lira olduğu görülmektedir. Öğretmen maaşının ne kadar az olduğuna dair birkaç örnek vermek gerekirse 19 Mayıs 1938 tarihli akşam gazetesinde öğretmen maaşlarının ilkokullarda 20, ortaokullarda 25, liselerde ise 30 lira olduğu yazarken 5 Temmuz 1938 tarihli CHP'nin resmi gazetesi olan Ulus gazetesinde bakanlık yayın direktörlüğüne alınacak bir fotoğraf çırağına aylık 30 lira verileceği yazmaktaydı. Yani Atatürk döneminde öğretmenin bırakın milletvekilinden fazla aylık almasını fotoğraf çırağı kadar itibar bile görmüyordu. Üstelik o tarihlerde alınan vergiler memurların belini bir hayli bükmüştü. Mesela 10 Nisan 1932 tarihli Son Posta gazetesinde bugün İstanbul'da insanın başını sokacağı kümes kadar evin aylık kirası 10 liradır. 30 lira aylık alan bir memur 7,5 lirasını kazanç ve buhran vergisine verir ve başında birkaç ailesi bulunursa bir memur nasıl geçinir yazmaktaydı. Ayrıca dostlarım, şapka kanununa göre memurların şapka giyme zorunluluğu vardı. Orta seviyede bir memur maaşının 15-20 lira olduğu devirlerde şapkanın fiyatı ise 9 liraydı. Yani bir memur maaşının yarısı kadardı. Alınan vergiler, şapka fiyatı derken memurların eline neredeyse hiçbir şey kalmıyordu. Üstelik Mustafa Kemal döneminde memurlar düzenli bir aylık da alamıyorlardı. Hal böyle olunca memurlar için geçinmek imkansız hale geliyordu. Bu yüzden memurlar ek iş yapmak zorunda kalıyorlardı. Mesela bu konu hakkında şimdi sizlere farklı tarihlere ait olmak üzere öğretmenlerin feryadını içeren gazete haberlerini ve resmi belgeleri tek tek göstermek istiyorum. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi arkanıza yaslanın ve beni dikkatli izleyin. Dostlarım, ekranda görmüş olduğunuz 2 Mayıs 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Artvinli öğretmenlerin 5 aydan beri maaş alamadıkları, bu yüzden geçim sıkıntısına düştükleri, ödeme alan öğretmenlerin ise hep 2-3 maaş eksik aldıkları yazmaktaydı. Cumhuriyet gazetesi hükümete bu öğretmenler yemezler, içmezler mi diye soru sormaktaydı. 14 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet gazetesinden ise Kemaliye öğretmenlerinin 5 aydır maaş alamadıklarını öğreniyoruz. Bakın, Cumhuriyet gazetesinin ilgili sayfasında bir öğretmen şöyle feryat ediyor. Memurun maaşı bir gün bile gecikirse vaziyeti sarsılır. Öğretmenlerin şikayet etmesi haksız değildir. Rica ederim, ben size sorsam ve desem ki 3-4 ay maaş verilmezse ne yaparsınız? İşte vilayetlerimizden birisinin bir kısım memurları maalesef bu sıkıntıya maruz kalmışlardır. Bugün Urfa'da öğretmenlik yapan öğretmenler 4 aydır maaş alamıyor ve bu yüzden başlarına gelmeyen şey kalmamıştır. Haziran'dan beri maaş alamıyoruz. Öğretmenlerin bu sıkıntısına, bu acısına kim tercüman olacak ve bu yolsuzluktan kimler mesul tutulacaktır? Üç vasfı iktisap etmen lazım vasıflı bir hayat yaşayabilmek için. Birincisi, ilim elde edeceksin.
cahil adamın mühim bir iş yapması mümkün değildir. Yöneldiğin işe göre ilim sahibi olman lazım. Dini mi müdafaa edeceksin? O dini bileceksin. O dinin muarızlarının davalarını bileceksin. Gereği kadar başarılı bir şekilde o işi yapabilmek için ilim sahibi. Üç vasıf kazanacaksın. Biri ilim, ikincisi ahlak, üçüncüsü iyimserlik. Bu üç sıfatı kazanman lazım. Dostlarım, ekranda görmüş olduğunuz 9 Mayıs 1934 tarihli resmi belgede Burdur vilayetinde paranın hazır olduğu halde öğretmenlere maaş ödenmediği yazmaktaydı. 14 Mayıs 1935 tarihli resmi belgede de aynı durum yaşanıyordu. İlgili belgede orduda görev yapan öğretmenlerin 4 aydan beri maaş alamadıkları ve geçim sıkıntısına düştükleri, öğretmenlerin bu duruma isyan ettikleri yazmaktaydı. Üstelik ilgili belgede Ordu vilayetinin 700 bin lira bütçesi olduğu halde öğretmenlere aylardır maaş vermediği bilgisi de yer almakta. Acaba neden? Öğretmenlerin hakkını kimler yiyordu? Öğretmenlerin alın teri kimlerin cebine giriyordu? Yoksa ortada büyük bir yolsuzluk mu vardı? Her neyse. Mesela bu konu hakkında 31 Ağustos 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesi soruyor. İnegöllü öğretmenler 3 aydır maaş alamıyorlar. 3 ay maaş alamayan öğretmenler ne yer ne içerler. Gazetemize mektup gönderen öğretmenler Temmuz maaşlarını Ağustos'un 9'unda verildiğini bildiriyorlar ve şöyle diyorlar: biz Konya öğretmenleri 3 aydır maaş alamıyoruz. Konya vilayeti acaba diğer memurlara da aynısını mı yapıyor? Yoksa eğer yapmıyor ise diğer memurlara aylık veriyorsa 3 aydır maaş alamayan öğretmenlerin sebebi nedir? Hiç düşünmüyorlar mı? 3 aydır maaş alamayan bu öğretmenler ne yer ne içerler? Dostlarım, gerçekten Atatürk döneminde hangi tarihe bakarsanız bakın öğretmenlerin maaş alamadıkları, alanların ise hep 2-3 maaş eksik aldıklarına dair haberlere, belgelere rastlamanız mümkündür. Mesela 1 Eylül 1932 tarihinde Milli Eğitim Bakanı İsmet İnönü'ye bir yazı gönderiyor ve şöyle diyordu: Gaziantep merkezde öğretmenler Temmuz ve Ağustos'ta maaş alamamışlar. Kilis'te ise Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları öğretmenlere maaş ödenmemiştir. Gaziantep Nizip'te ve Adıyaman Besni'de ise öğretmenler Ağustos ayında maaş alamamışlardır. İyimser olmayan insan ümitli olmaz. Ümitli olmayan adam hamleli olmaz. Her cesur adam ümit vardır. Her korkak yarısı boş bardak der. Elbette size o dönem öğretmenlerin maaş alamadıklarına dair belgelerin, gazetelerin tamamını gösteremem. Ancak birilerinin altın çağı diye servis ettiği o dönemdi. Durumun ne derece vahim olduğunu göstermiş olduğum belgelerden kolaylıkla anlayabilirsiniz. Elbette itiraz olursa yine belge şovumu yaparım. Orası ayrı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selamun aleyküm dostlar.